Selamünaleyküm. Ben Nord1 Potter ve bugün aylar sonra tekrar bu mikrofonun başındayım. Sesim çok keyifli gelmiyor. Dün NGS vardı. Beklediğimin daha altında bir sonuç oldu. Sözel olsun, sayısal olsun. Yine matematikte ortalamanın üstündeyim. Ama geri kalanı işte fen de Türkçe sıkıntıydı biraz. Neyse bahsedeceğiz. Bugün tekrar özlediğim mikrofonumun başındayım. Normalde bu videoyu dün çekecektim. De moralim bozuktu dün, benim bilmiyorum bayağı kötü bir günümdü. Ya daha kötü ne olabilirdi falan diye düşünüyordum. Daha kötü bir şey olmadı yani, daha gayet kötü bir gündü yani, hiç güzel bir şey hatırlamıyorum. Aylar sonra ilk defa bir gündür test çözmüyorum. Yaklaşık normalde 9'da başlayıp denemeye çalışırdım, 9'da kalkıp. Şu an titriyorum böyle mikrofon başında, denemesiz kaldım. Bizim dershane yaklaşık 90, yok abartmayayım, 35 deneme yaptı. 90 ne alaka ya. Ben de işte okulda olsun, tek başıma yaptığım olsun yaklaşık bir 50-60 denemeye girdim bugün, bu sene. 10 aydır ben Ağustos'tan beri çalışıyorum, bilirsiniz eski videolarımda bahsetmiştim. 10 aydır çalışıyorum. Beklentimin biraz altında oldu. İnşallah güzel bir yere gelirim bu sınav sayesinde. YouTube'da çok boşlamayacağım tabii, bu yazın güzel planlarım var. Fen sesi kazanırsam tabii daha güzel planlarım olacak. Önceki videoda ne demiştim oğlum? 8 dakika konuşmuştum, şimdi gelmiyor aklıma ya. Üzüldüm. LGS konuşmaya geçersek eğer Türkçeden 4 yanlışım var. İnkılaptan 1 yanlışım var. Din İngilizce full. Matematikten 1 yanlış, 6 boşum var. Fenden 5 yanlışım var. Ki matematiği ben orada çok daha güzel yapardım ya. Çok olmasa daha güzel yapardım abi. Ortalamanın bayağı üstünde bir şey olurdu öyle. Abi bir soruyu göremedim ya. Düşünebiliyor musunuz? Daha çok en basit sorulardan, sınavın en kolay sorusunu göremedim ya. Valla üzülüyorum. Bir tanesinde de işaretlemekle işaretlememek arasında kalmıştım. Doğruymuş o şık. Sonra dedim netim düşmesin diye işaretlemedim. Onun dışında sıkıntılı sorular vardı bence biraz, yani sıkıntılı demeyeyim de çok zordu sorular. 13 net şu ana kadar duyduğum en iyilerinden, hatta en iyisi bile olabilir, abartmayayım şimdi, ego falan yapmıyorum, yanlış anlaşılmasın. Cidden çok sıkıntı. İnsanlar çok sıkıntı çekmiş bu sınavda. Şaşırmadım, ben de çok sıkıntı çektim. Sözel kolaydı. Onun dışında matematikte yani daha iyi olan duymadım yani. En iyi benimle bir arkadaşın aynı yaz işte. Ben bir yanlış 6 boş, onunki 2 yanlış 5 boş. En iyi o yani. Daha iyisini duymadım daha. Full çeken tam çıkmaz, imkansız çıkmaz bence bu sınavdan. Tutmaz abi, yok ya bu sınavda matematiği fulleyen helal olsun yani, ne diyeyim. Çok zordu. Onun dışında videoyu kapatmadan önce bir LGS puan hesaplama şeysine gireceğim. Ekran kaydı açıp tekrar bu mikrofonun başında konuşmak güzel, keyifli. Bu önünde Adobe Audition'ın açık olması gayet keyifli. Az önce çöp oldu bu program yüzünden video, neden anlamadım. Cutting yaparken hata verdi. Hani arada nefes aldım, konuşmadığım yerleri falan keserken hata verdi işte. Tekrar başladım. Yan kanal var. Önceki videoda bahsetmiştim. Yani Şubat'ta hazırladığım videoda, Mayıs'ta yayınlanan videoda yani. Bahsetmiştim. Oraya da bir bakarsanız, abone olursanız falan iyi olur. Orada daha muhtemelen daha aktif olurum. Oraya bir başlarsam video atmaya. Daha farklı olacak işte. Kafama ne eserse onu atacağım. Konsepti belli değil. Muhtemelen oyun falan atarım. Bilmiyorum. Dünden beri kimseyle LGS hakkında konuşmadık işte. Moraller bozulmasın işte. Daha sınava girdik. Yapacağımız bir şey yok diye. Kimsenin moralini bozmak istemedim. Muhtemelen güzel geçmemiştir onların sınavları da. Bilmiyorum, inşallah onlar da istedikleri yere giderler. İnşallah güzel yapmışlardır yani, çok konuşmadığımız için bilmiyorum. Dünden beri sınav çıkışı da ben ağlayarak çıktım. İşte sınavın sonunda o görmediğim soru sağ olsun bayağı doldu gözüm. Arabaya girdiğim gibi aldım, neyse. Dün bayağı kötü bir gündü. Benim için son zamanlarda yaşadığım en kötü günlerden biriydi. Bugün daha güzel ama bugün gittim işte okuldan aldım NGS'yi, eve geldik annemle kontrol ettik falan. Ben açıkçası daha kötü bekliyordum çünkü hatırladığıma göre 4 yanlışım vardı matematikten. Yanlış hatırlıyormuşum. İlk defa yanlış hatırladığıma bu kadar çok sevindim bir şeyi. Güzel yani, inşallah bir fen sesi olur, bilmiyorum. Geçen senekilere göre değişiyor tabii. Bu sınavın zorluğu daha zor olduğu için hani 10 netin üstünde olan matematikler daha iyi yere gidecek. Ben oradan kurtarıyorum biraz. Bir LGS puan hesaplama sitesine girer 2 dakika hallederim video sonunda. Yani diyecek çok fazla şey gelmedi aklıma. Şimdi önceki videoda 8 dakika, önceki ses kaydında 8 dakika ne konuştum hatırlamıyorum. İnşallah bu
hatasız belasız halledelim bu videoyu. Ama çok stres yapmamıştım LGS'ye. En azından sözele rahat girdim abi. 30-40-50 denemeye girmişim. Rahat rahat sanki denemeden çıkıyorum yine. Önceki günde abimle bir arkadaş sağ olsun işte PlayStation'a falan gittik. Onları ilk defa FIFA oynamama rağmen tokatladım bir güzel. Stres yapmamıştım yani. Matematiğin sonunda stres çok oldu. Son 5 dakika falan kilitlendim, böyle bir şey yapamadım. Bakıyorum sorulara, lan nerede hata yapıyorum bilmiyorum. Daha dikkat temelli sorular bekliyordum ben. Hayvan gibi zor çıktı ama geçen seneler her türlü daha kolaydı abi. Şu 2019'un var ya, üf. Çerez bir matematiği vardı ya orada. Feni daha zordu matematikten 2015'te. Aman 2019, 2015'ten alakalı. Onlara girsem yani bu çalışmayla çok daha iyi yapabilirdim. Bilmiyorum, seneye de bize öyle demezler inşallah. 2022 çok zordu, hani 2021 çıtırdı falan diye demezler ama yok. Yani demezler abi, bayağı zordu. En zor matematik bu sınavdaydı abi. Feci yani. O zaman diyecek başka bir şeyim kalmadı. Hesaplamaya geçip videoyu bitiririm, veda konuşması falan işte. Yakın zamanda daha kaliteli videolar çekeceğim. Bunu da haberini vereyim. Önceki gibi değil ha. İşte son videolarda daha metin yazmaya başladığım için daha iyi oluyor. Gerçi son iki videodur yine doğaçlama giriyorum. Şu anda doğaçlama giriyorum. Çünkü yani ne yazabilirim ki abi? Ben daha çok defter kullanıyorum işte. Klavyeyi bir senedir dokunmatik telefon kullanmıyorum. Lan nasıl yazayım onu? Çok yazma şeyi olmadığı için telefonla notlara falan yazıyorum. Lan eleştiri videosu çekeceğim, şuradan notları açıp bir şey yazayım demedim. Daha çok A4 alıp karalarım işte. Karalamam, yazarım işte. Geçelim o zaman. Evet, tekrardan birkaç tane isteği hazırladım şurada. Siz göremiyorsunuz galiba. Çok seste çok kesme biçme işlemi yapmadım. Yine aynı sıkıntı çıkmasın diye hemen şuraya yazayım. Türkçe 16'ya 4. İnkılap 9'a 1. Din 10. İngilizce 10. Matematik 13. Fen 15'e 5. 73. Bir yerde hata mı yaptım ben? Ben sanki şurayı 74'tü diye hatırlıyorum ya. Dur bir bakmam lazım. Sanki birini farklı yazdım ama. Niye 70 net güzel değil lan? Dur bir tane farklı, birini farklı yazmıştım. Neyse bir hesaplayalım. Ben eksik yazdım. Şurası doğru değil yani. Bir tanesini eksik yazdım, evet ya.